Komper Müziğin YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Dilgecan Yoncu, Doğulucan performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatını adamış birisiyim. Arturo Astrolab serisinin ikinci bölümünde, bir önceki bölümünde içerisindeki seslere bakmıştık, partlara bakmıştık. Birçok şeyden bahsetmiştim. Serinin bir önceki bölümünü izlemediyseniz ona mutlaka ulaşmanızı isterim. Hatta şuradan da ulaşabilirsiniz. Serinin üçüncü bölümünde içerisinde yer alan efekt katmanlarına, FX'lere bakacağız. Bunlar Insert FX olarak karşımıza çıkıyor. Bunların ne demek olduğuna, neler olduğuna, bunların hangisinin ne şekillerde ayarlanabilir olduğundan ve partlar için farklı şekillerde efektlerimizi nasıl ayarlayabileceğimizden bahsedeceğim. Arturo Astrolab bize içerisinde iki tane atanabilir efekt yuvası olduğunu ve iki tane de sabit efekti olduğundan bahseder. Biz bunları istersek Part 1 ve Part 2 şeklinde farklı şekillerde ayarlayabiliriz. Bunların farklı ayarlandığında bir multiset veya bir tekli preset kullandığımızda da ne şekilde sıralandığından şimdi bahsedeceğim. Her bir efektimizin altında burada açma kapama tuşları bulunuyor ve üst taraflarında da aynı zamanda edit bulunuyor. Bunlara da yine shift tuşumuzla beraber giderek içerisinde çok daha farklı ayarlar yapabiliriz. Daha farklı efektler seçebiliriz. Hiçbir efekt seçmeyebiliriz. Bütün bunların hepsine shift tuşuyla beraber ulaşabiliyoruz. Ve bakalım rotary speaker, twin amp, wah, analog phaser, stereo pan, phaser, flanger, chorus, distortion, kompresör, parametric equalizer, multi filter gibi bir sürü efekt seçeneğimiz bulunuyor. Bunların her birinin içerisinde de kendi efektle ilgili olan özelleştirebileceğimiz, kişiselleştirebileceğimiz seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerin yanı sıra az önce dediğim gibi tek bir ses olarak kullanıyorsak eğer, tekli bir preset kullanıyorsak bu sefer efektlerimiz seri bir şekilde birbirine bağlanıyor. Ama multi preset bir presetteysek, iki farklı sesimiz varsa o zaman işlerin biraz daha değiştiğinden bir önceki bölümde kısaca bahsetmiştim. FX'lerin parçalar arasında paylaşılması gerektiğinden bahsetmiştim ve part 1 için bir delay gönderdiğimiz zaman ya part 2'deki delay'i kesecek o miktara kadarını ya da ikisini de aynı efekt yolundan gönderecek. Bunların haricinde bir tane daha çok güzel bir seçenek sunuyor bize Arturo Astrolab. Efektleri gruplandırma. Bu efektleri gruplandırma da şu şekilde yapılıyor. Preset'e geldiğimde part 1 ve part 2 üzerindeki beğendiğim bir efekti buradan part 1 ve part 2 basarak hangi efekti beğendiysem veya hangi efektle beraber çalışmasını aynı anda çalışmasını istiyorsam buradan direkt basıyorum ve gördüğünüz gibi grup FX şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten çok güzel ve çok kaliteli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Astrolab'in Analog Lab ile beraber olan uyumunun mükemmelliğinden de bahsetmiştim. Yine buradaki efekt katmanlarını, efektlerimizi Analog Lab içerisinden ayarlayıp yine Astrolab'e gönderebiliriz. Astrolab içerisinde yaptığımız ayarları yine dışarıya çıkartabiliriz. Atanabilir efektlerimizden sonra buradaki sabit FX'lerimize geçmek istiyorum. Delay 3 farklı delay seçeneği bize sunuyor ve ona da yine buradaki tuşumuza uzun basarak ulaşıyoruz. Analog sıcak ve tatlı güzel bir hava katmak için dijital delaylerimiz daha çok stereo pan, işte stereo pimpon gibi böyle daha dijital olan şeyleri daha güzel ayarlayabilmek için ideal bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Tape delay'de de yine sıcacık bir ayar için seçilebilir. Bunların yine her birinin içerisine girdiğimiz zaman farklı filtre hareketlerini tutun delay zamanlarına, farklı işte yoğunluk, senkronizasyon, stereo mu olsun, mono mu olsun, her birinin içerisinde kendiyle ilgili ulaşabileceğimiz bir sürü ayar mevcut. Bu delay tipleri aynı zamanda her preset içerisinde veya kendi içerisindeki her delay tiplerindeki ayarlarda farklılık göstereceği için çalışmalar yapılırken de buna dikkat edilmesi gerek diye düşünüyorum. Delay'in yanında bir de reverb'den bahsetmiştik. Reverb'ü de yine uzun basılı tuttuğumuz zaman bu açma kapama tuşuna kendi içerisinde bir sürü delay seçeneği olduğunu görüyoruz. Dijital reverb, small piano room, soft room, small studio, large studio, jazz club, small concert hall, large concert hall, bright room, bright space, factory hall, small plate, large plate ve spring şeklinde tam 14 tane reverb seçeneği bize sunuyor ve bu reverb'lerde gerçekten hiç de dijital değilmiş gibi yazılım konusunda efektler ve efekt katmanları ile ilgili bayağı bir yol kat ettiklerini düşünüyorum. Artık gerçekten bir analog sıcaklığına efektleri en azından ulaştı.
çalıştırdılar. Kompresörler için aynı şeyi şu an söyleyemiyorum. Diğer her şeyde olduğu gibi burada da efekt katmanlarının altında yine yoğunluk ve delay'in altında zaman, reverb'ün altında da decay parametresi bulunuyor. Bunlara da yine shift tuşumuzla beraber basarak döndürdüğümüz zaman reverb'ün decay'ini, delay'in time'ını ve FX A ve B'nin yoğunluk ayarlarını seçebiliyoruz. Delay'deki gibi yine reverb'de de her kendi içerisindeki preset'in ve preset'ler içerisindeki bu reverb'lerin ayarları farklı olacağı için yine bunlar göz önüne alınarak çalışmalar yapılmalı. Ve sinyal yolunun en son halkasında da Master Equalizer bulunuyor. Yine shift tuşumuzla beraber altından bass, mid ve treble şeklinde farklı ayarlarımızı yapabilme imkanını bize sağlıyor. Astrolab serisinin bu bölümünde size içerisinde yer alan efekt katmanlarını ve bu efekt katmanlarını Part 1 ve Part 2 için farklı düzenlemeler yaptığımızda ne gibi değişik sonuçlar elde edebileceğimizi göstermeye çalıştım. İçerisindeki sabit olan bu efekt katmanlarının da içlerinde ne kadar fazla kişiselleştirilebilir alan ve seçenek olduğundan bahsetmeye çalıştım. Videoyu buraya kadar izleyenlere de harika bir sürprizim var. Arturia Astrolab'de ve diğer Arturia ürünlerinde geçerli olan %20'lik bir indirim kuponu bırakacağım açıklama kısmına. Bu kuponla beraber Arturia ürünlerine çok daha indirimli bir şekilde sahip olabileceksiniz. Serinin bir sonraki bölümünde içerisindeki playlistlere ve playlist oluşturmaya bakacağız. O yüzden serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için Arturia Türkiye Distribütörü Compare Müziğin YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de yine Instagram'dan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Astrolab'i ne şekillerde kullandığımı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.